Yani örneğin bir iddia var ortada, yolsuzluk iddiaları var. Diyelim ki bu iddiaları soruşturacak olan savcılar niçin dişlerinin sağır odasını dinler, niçin Taner Yıldız'ın çok önemli enerji görüşmeleri, bunlar devlet sırrı. Yani bu yani devletin mahremi. Böyle bir ciddi suça nasıl tevessül edilir? Halit Meşer'le Abbas'la görüşmeleri başbakanın niçin dinlenir? Dinlendikten sonra bunlar nereye servis edilmiş? Yani niçin dinlenmiştir ve ne yapılmıştır o dinlemelerde? Çok hassas devlet sırları var orada. Şimdi burada gerçekten paralel lafının çok önemli bir yere, tabii kullanan kullanan biz anlamı üzerine çok fazla düşünmekten uzaklaşıyoruz. Çok normal. Ama gerçekten tam bir paralel devlet gibi çalışan bir yapı sanki ortaya çıkıyor. Yani başbakandan sorumlu, enerji bakanından sorumlu, ülkenin bütün bu önemli hassas kritik dış siyasetinden, işte MİT'ten sorumlu bir yapı sanki bu kişileri dinliyor ve işte başbakan dinlenmediğini iddia ediyorlardı. Dinlenmiş. Şimdi bu yasak. İşte bu kriptolu telefonların dinlenmesi zaten mümkün değil ama dinlenmiş. Ve bunlar bir şekilde sadece 17-25 Aralık aslında bir işte yolsuzluk operasyonuydu diye o kılıfın içerisinde eritilmeye çalışılıyor. Bu mümkün değil. Yani şimdi ortaya çıkan bu bilgiler, iddialar en azından çok önemli ve bir devlet bununla birlikte yaşayamaz. Bu bir devlet meselesi artık. Yani bir AK Parti meselesi, bir Başbakan Erdoğan meselesi, bir Hakan Fidan meselesi değil. Bir devletin gerçekten onu devlet yapan özelliklerinin altını oyan bir zihniyetle karşı karşıyayız ki bundan ötesi zaten kaostur. Ben çok tabii önemli bir konu ama açıkçası yani çok beni endişelendirmiyor. Şimdi değişik bir şey söyleyeyim ben. Çok değişik bir şey söyledim çünkü ilk defa bir konuğum beni endişelendirmiyor. Endişelenmemek lazım çünkü yani şunu görmek lazım, bunu deşifre oldu artık. Yani diyelim ki Ekim'deki seçimlerde bu paralel otonom yapı insanları korkuttu, sindirdi. Bir şekilde yine oradaki varlığını sürdürecek bir ekiple sonuç aldı. Ne yapacaksınız bununla bu sonuçta? Yani koskocaman bir halkı karşınıza almışsınız. Bir güçlü hükümeti veyahut da seçilmiş muhtemelen güçlü bir cumhurbaşkanını karşınıza almışsınız. İşte tabii ki o yargı gücünü kullanarak stratejik bazı adımlar atacaksınız. Hükümeti sıkıştırmaya çalışacaksınız. Zor duruma da bırakmaya çalışacaksınız ama Türkiye bunların hepsinin çok daha fazlalarını geçmişte yaşadı. Hepsinde demokrasi kuralları içerisinde yasalarla, yönetmeliklerle, siyasi yollardan mücadele ederek en çok sıkışın noktada da seçimlere giderek halkın tokadıyla bunları aştı. Yani 8 seçim 9.sunu yaşayacağız önümüzdeki pazar.